Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli dinleyiciler, görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki bulu vatkan kün tertiptiki haberlerine huzurunla sunumuz. Kanalımızda dıktanlar ekranımızı bozsun. Xitay-Amerika Saudi söhbeti ayaklaştı. Amerika Avazı Toru'nun bugünkü haberde bildirilmişçe, Şanghay'da ötküzülgen Xitay-Amerika Saudi söhbeti tünü gün ayaklaşkan. Aksaray'ın bu aktiki bayanatı'a asaslanğanda 2 gün devamlaşkan soğudu sökpiti de texniki ötünüp beriş, aqli mülük hukuki, mulazimet ve yezi egilik mahsulatları qatarlıq meseleler müzakir kılıngan. Xitay, Amerika'nın yezi egilik mahsulatlarını köplep setiveliş haqqıdaki vadisini muayyenleştirgen. Şunaqlı keyinki baskuçluk sökpetinin 9. ayının ahiri Washington'da ötküzüldüğallıqı mülkerlendi. Bu qatımlıq soğudu sökpiti başınlaştın bir gün burun Amerika Prezidenti Trump Twitter'daki yeni uçuruda Xitayning savdo suhbatini qasdan orqaga surmoqchi bo'lganligini, kelar yillik prezidentlik saylovini ko'zlayotganligini, agar mushundaq davomlashtirsa Xitayning nachar oqibatga uchraydiganligini bildirgan edi. Xitay taraf tunugun bu vaqtda bayonot e'lon qilib, Trampning so'zlariga e'tiroz bildirdi. Xitay halol belgilerini cheklash harakatini Beijingda boshladi. 31 iyul Reuters agentligi bergan xabarda bildirilishicha, Xitay halol belgilerini cheklash haqida buyruq tushirib, bir qancha yil davomida Sharq Turkistonda yurgizib kelayotgan islom dinini xitoylashtirish harakatini endi Beijingda boshladi. Xabarda Beijingdagi musulmonlar rayoni bo'lgan Niuje ko'chasi va uningga qo'shni joylardagi ko'plagan restoran va do'konlarga esilgan arabcha halol degan xatlarni bir butun elayotganligi yoki oq qog'oz bilan ko'rinmas qilib chaplab qo'yganligi Hatta bir kısım Müslümançı yemeklik satılgan dükkanlarını takip etkenlikle bildirilgen. Malum buluşça, Xitay'nın bu siyaseti halkara cemiyeti küçülük gulgulu kozgugan. Bir kısım mutakassislar Xitay'nın bu hareketi özünün halkını kontrol kılalmaslıktan korkallıqının bişareti dese, bir kısım küzetküçüler Xitay'nın bu xil İslam'a karşı yolsuz siyasetinin devamlaşışı, 11 Müslüman devletinin Xitay'nın Şarq Türkistan'da elip berivatkan atılmış əsabilikki karıştırış nam bilen yürgüzü vatkan, İslam'a karşı siyasetini medhiyeligenlikinin neticesi değişmekte. Tayvan Xitay hakkıdaki yeni dokulatını ilan kıldı. Erkelik vakit gezdi torunun haberde bildirilişe Tayvan Çonkurukluk İşleri Komiteti tünü gün Xitay'nın 2019 yılı 2. pesirlik ehvali hakkıdaki tekşürüş dokulatını ilan kıldı. Dokulatı görsülüşe Xitay'nın 2. pesirlik içki işlep çıkarış umumi kıymetinin eşiş nispeti 6.12% bulup, 27 yıldan bu yankı en töven seviyeni yaratkan. Yaşlardaki işsizlik nispetini tövelletiş ve yazılarının terakkiyatı arkada kılış meselesini hal kılış üçün, Xitay Komünist Yaşlar İttifakı yaşlarını yazılarına seferber kılış hareketini kanat yaydırgan. Dokulatı görsülüşe Xitay'daki baykambagallik perki tihamı zorayan bulup, 500 milyonga yakın kişinin hiç kandak pul amaneti bulmağan. Ondan başka dokulatı Xitay'nın bu pesilde deniz çigra rayonlarındaki harbi hareketini köpe etkenliki, Uyghurlar meselesi sebeplik halkaranın tenkidigi ufşurgallıqı, Hong Kong'daki namayışının barğansırı mürekkepleşip mangallıqı qatarlıq meseleler tepsili bayan kılıngan. Xitay 5000 Xitay okuğucunu Şarq Türkistan'a evetti. 31 iyul Xitay haber manbalarida bildirilishicha Xitay Sharq Turkistondagi asosiy qatlam kadrlarini xitoylashtirish orqali Sharq Turkiston xalqini unumli kontrol qilish maqsadida Xitay o'lkalaridan to'plangan 3371 Xitay o'quvchisini Sharq Turkistonning janubiy va shimoliy rayonlariga yo'lga solgan. Ichkari o'lkalardan Urumchida to'plangan Xitay o'quvchilarini vatanimizning har qaysi shahar yezilariga yo'lga solish marosimi Urumchi shahridagi atalmish Shinjong yezi egilik universitetida o'tkazilgan bo'lib Murasimda atalmış Uyghur Abdun rayonunun muavin reisi Jau Chungjo söz qilib, ularını yaxşı işləb Muşucaydı yıldız tartıp qilishqa ündigen. Məlum buluşca bunundan bir qanç gün avval atalmış Şinjang Pedagogika Üniversitesində uzduş mürasimi ötküzülüb, Şarkı Türkistandaki polik meydallarığa 1800 oquqıcını yolu salgan. Küzetküçülər Şarkı Türkistandaki Uyghur əməldarlarının atalmış 200-limeci əsəbi digən tökmətlər bilən türmü və lagırlarığa tutqun qılınıvatqan bir peyitdə, Xitay'nın Şarkı Türkistan'a Xitay okuğuşlarını köpləb əvətişi, Xitaylarını asasi qatlamğı çüşüb, rəhbiri hüquqını bir bütün igəlləb, Şarkı Türkistan'ın önümlü kontrol qılışını oylaşqallıqının bir bişareti deyişməkdə. İstanbul'da marafoncu 2 kişilik nəmayiş davam qılmaqda.
27 may Sharq Turkiston yangi nasl harakati tashkillagan marafonchi yakki kishilik namoyish Istanbulning har qaysi joylarida davom qilmoqda. Namoyish Sharq Turkistonda turma va jazo lagerlarida azob chekayotgan qarindoshlarimizning azobini dunyoga anglatish, ularning holini his qildirish maqsadida uyushtirilgan bo'lib, namoyishga qatnashuvchilar mahbus kiyimni kiyib, qo'l putlariga kishan taqib, Turkiyaning odam ko'p joylarida Sharq Turkistondagi zulmni tunishtirmoqda. Yakki kishilik namoyish bugun 1 avgust Istanbulning Bayazit maydonida davomlashayotgan bo'lib, namoyishning 3 avgust shanba kuni kechgacha davomlashadiganligi bildirildi. Turkiyadagi imom xatib to'liq o'tir maktablariga xitoy tili qo'shildi. Turkiya Milliy ma'rif ministrligi Anadolu imom xatib to'liq o'tir maktablarida hozir berilayotgan Arabcha, inglizcha, ispancha, ruscha, germancha qatorliq tillarga xitoy tilini qo'shdi. Chet el tillarini 2015 yildan boshlab o'qitish programmasiga qo'shgan ministrlik 2019-2020 yillik o'qish mavsumida tunji bo'lib xitoy tilini programmaga kirgizdi. Bu doirada Istanbul Kichikchakmajadagi Shahid Mahmad Güdar Anadolu imom xatib to'liq o'tir maktabida xitoycha tayyorlik sinfi ochildi. Bu maktabning bu yillik o'quvchi qabul qilish soni to'shib bo'lgan bo'lib 196 o'quvchi iltimos qilgan. O'quvchilar haftada 24 soat xitoy tili o'rgandigan bo'lib, o'quvchilarning maktab bitirgan vaqtlarida xitoy tili bilan universitet o'qiya oladigan darajaga kelishi nishonlanganligi bildirildi. Shundaqla o'quvchilarga har xil xitoy madaniyati tanishtiradigan faoliyatlar, xitoy universitetlaridan ziyoratlar, Turkiyadagi xitoy shirkatlarining ziyorati qatorliq faoliyatlar bilan o'quvchilarning xitoyni texnika yaqindan tanishiga imkon yaratadiganligi bildirildi. Bu ijroatning Turkiyadagi normal to'liq o'tir maktablarida emas, imom xatib to'liq o'tir maktablarida boshlanganligi diqqat tortdi. Hong Kongda yakshanba kuni nazoratga olingan namoyishchilar kafolatga qo'yib berildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Hong Kongda yakshanba kuni kechda amonlikni saqlash xodimlari bilan namoyishchilar o'rtasida to'qunish yuz berib, nazoratga olingan 43 kishi bugun kafolatga qo'yib berildi. Bu 43 kishidan 41-siga kech soat 24 dan atigan soat 6 gacha ko'chaga chiqish cheklamasi qo'yildi. O'xshash darajada ayiblangan yana bir kishi qamoqqa hukm qilindi. Ko'chaga chiqish cheklamasi qo'yilmagan 2 kishidan birisining kechilari bola boqish kasbi bilan shug'ullanganligi, yana birisining xizmat munosabati bilan shahar sirtiga chiqishga to'g'ri keladigan uchquchi ekanligi bildirildi. Yenidan jinoyat asbobi chiqqan yana bir gumondormo kafolatga qo'yib berildi. Xitoyning Hong Kong alohida boshqaruvchi rayonida yakshanba kuni o'tkazilgan namoyishlarda qo'lga olingan 49 kishidan 44-i qo'zg'olon chiqarish bilan ayiblangan bo'lib, xalq bu ayiblashga qarshi tunugun qaytadan namoyish qilib Saqchilar bilan to'qunishgan edi. Saqchi bayonotchisining bildirishicha, ba'zi namoyishchilarning faoliyatlarining to'saqlarini so'kib tashlash, temir lavhalarni va toshlarni etish, o'rib, vayron qilish va o't qo'yib berishga qadar yuzlanganligini ilgari surgan edi. Saqchilarning yosh oqquzish bombasi va plastik o'q ishiltib namoyishchilarga qilgan mudoxilasida oz degandimi 16 kishining yordar bo'lganligi e'lon qilingan edi. Umumiy nufusi 7 million 400 ming bo'lgan Hong Kong xalqining asosliq ko'p qismi Xitoyning adliya tizimida xohlagancha qo'lga olish, adolatsiz sud qilish va hatto qiyin qistoqqa olish qatorliq ahvollarning og'irligidan andisha qildiganligini bildirishmoqda. Fahrettin Yoqush Turkiyadan boradigan hay'atning saxta ko'rinishlarini ko'rib keldiganligini bildirdi. Turkiya Jumhuriyati Tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'li Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan uchrashgandan keyin muxbirlarga bayonot berib, Turkiyaning yaqinda Uyg'urlarning ahvolini tekshirib kelish uchun maxsus bir vakillar o'miki avatmoqchi bo'layotganligini bildirgan edi. U so'zida biz Uyg'urlarning Xitoyda baxtli, rohat va paravon turmush kechirishini xohlaymiz. Biz bu qatimqi uchrashishimizda bu masalani o'tirg'i qo'ydik. Prezidentimiz Recep Tayyip Erdoğan Xitoyda davlat ziyoratida bo'lganda Xitoy raisi Xi Jinping atalmış Uyg'ur abnum rayonining ahvolini ko'rib kelishimiz uchun bir o'mak avatishimizni taklif qilgan edi. Amda biz Xitoyning taklifiga binoan Turkiyadagi o'xshamaydigan idora jamiyatlardan tanlangan 10 kishilik bir hay'atni avatmoqchimiz. Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'lining bu bayonoti Turkiyaning har qaysi televiziya kanallari, to'r gazetalari va ijtimoiy taratqularda xabar qilingandan keyin kuchlik g'ulg'ula qo'zg'adi. Turkiyada faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatulla O'g'iz hammo ziyorat qildigan hay'at hozirlashi kerak bo'lgan shartlarni o'tirg'i qo'yib bayonot e'lon qilgan edi.
Türkiye parlamentindeki İYİ Partisi'nden bulunan parlament azası Türkiye-Xtay parlament azaları dostluk grupısının azası Fahrettin Yokuş Efendi, aslında Xtay'a herkaisi partiyelerinin Türkiye parlamentindeki azalarının terkip tapkan bir hayatının belişi gerektiğini bayan kılıp, ''Mən Türkiye-Xtay parlament azaları dostluk grupısının azası mən. Mən Xtay'a şunu demek ki mən, Türkiye parlamentinde 4-5 tek partiyanın parlament azaları var. Bizni teklif kılsın. Biz Xtay rejimi aldın tayarlıgan yerlerine emez, belki Birleşken Milletler Teşkilatı belgilep bergen yerlerini ekskursiya kılaylı. Türkiye hükümetinin Uyghur meselesi deydiğen derdi yok. Xtay bizdek öktüçü partiyalarının avazını tosuş için başkalarını teklif kılavatıdı. Eğer şundak bolsa, Türkiye hükümeti evetken vekiller fakat sahte görünüşlerine aldınıp kayıtıp gülüdü halas digerlerini bildirdi. Tunulgan jurnalist Taha Akyol Efendi fakatlı hakim mutlak devletlerininle bundak ziyaretlerini uyuşturdu kallıqını. Lekin bunun paydası bulmaydı kallıqını tekitlep mundak dedi. Diktatör devletlerinin bununla bulgan pozisyası inek. Bu hıl devletler huddi Stalin kılgandak ekskursiya ömeki barıdığan kolhoz ve öylerini aldın tayar kılıdı. Xtay mı bugün Stalin'de kılıvatıdı. Barıdığan heyet Xtay teklip kılgan caylarını körüşünü red kılılmazdıkı mümkün. Ama heyet körgen yerler herkiz mi Şarkı Türkistan'daki hakiki reallıkını eks ettirmeydi. Xtay puhralarının Tayvan'a şahsi seyahat kılışını çekildi. Sputnik News Store'nın tünününki haberde bildirilmişçe Xtay dairleri puhralarının Tayvan'a şahsi şekilde seyahat kılışını çekilgen. Ama seyahat şirketleri arkalık ya ki iş beceriş üçün barğallar bunun sırtıdı bulup mezkur çekilmenin bugündün tartıp icra kılındığı bildirildi. Yakında Amerika'nın Tayvan'a 2.2 milyar dolar kıymetinde kural yarak setip bergenliği, şunaklı Tayvan Prezidenti Tsai Ing-wen'nin Hong Kong namayışını kollab, Xtay'a karşı kılgan sözleri iki taraf münasibetini ciddileştirirken. Tayvan Prezidenti Tsai Ing-wen Xtay'nın bu kararı hakkında işbadı bildirip, seyahatçilerin siyasi kural süpütüde kullanış, Tayvanliklerine teximi sesken durdu, dedi. Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.